9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Sayfa 289 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 2891. Okuduğunuz metinden alınan, özellikle baş ve başta bulunan organlar her zaman göz önünde, işlevsel olan ve her duyguyu ifade eden organlar olmaları nedeniyle deyimlere ve atasözlerine sıkça konu olmuşlardır. Cümlesinde altı çizili kelime ve kelime grubunun anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK'nın Türkçe sözlükünden kontrol ediniz. Cevap: göz önünde, besbelli, apaçık, işlevsel, işlev yönünden, işlevle ilgili. 2. Deyimlerin niçin önemli olduğunu okuduğunuz metinden de yararlanarak söyleyiniz. Cevap: deyimler, az sözle çok şeyi anlatmanın amaçlandığı toplumlara özgü söz kalıplarıdır. Bir deyim, ait olduğu dili konuşan toplumun hayata ve olaylara bakış açısını, düşünce dünyasını yansıtır. Bu sebeple deyimler çoğunlukla o topluma özgüdür. Deyimlerin temel olarak iki kaynağı olduğu söylenebilir. Bu kaynakların ilki kuşkusuz tüm yönüyle toplumun kendisidir. Bir dilde kullanılan deyimlerin büyük çoğunluğu o dili konuşan toplum tarafından üretilmiştir. Üçüncü, farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda ve farklı toplumlarda benzer deyimlerin kullanılmasını dilin hangi özelliğiyle açıklayabilirsiniz? Okuduğunuz metni de göz önünde bulundurarak söyleyiniz. Cevap: özellikle coğrafi ve kültürel yakınlığı bulunan topluluklar arasındaki bu tür söz ortaklıklarının kökenini belirlemek kolay değildir. Bu ortaklıkların nedeni söz konusu toplumların benzer yaşam ve düşünüş biçimleri de olabilir. Örneğin, yüzyıllardır yakın coğrafyalarda yaşayan İran ve Anadolu coğrafyasındaki söz benzerlikleri dikkate değer. Dördüncü yazar, okuduğunuz metnin sonuç bölümünde nelerden, nasıl bahsetmiştir? Cevap: Uygur dilinin özelinde bazı dillerin komşu dillerden nasıl etkilendiği, onlardan kelime alıp onlara kelime verdiğinden, yani diller arası alışverişten bahsedilmiştir. Beşinci, bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımına kavram, bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Buna göre okuduğunuz metinde kavram ve terimlere örnekler bularak bunların altını çiziniz. Cevap: metin, dil, sözcük, çözümleme, gramer gibi terimler kullanılmıştır. Altıncı, okuduğunuz metinde metnin yazımında yararlanılan kaynakların verilmesi, alıntılar yapılması sizce anlatımı nasıl etkilemiştir? Cevap: bence metnin güvenirliliğini ve metnin inandırıcılığını arttırmaktadır. Çünkü kaynakça bilimsel metinlerde olmazsa olmaz unsurların başında gelmektedir. 7. Sizce yazar ortaya koyduğu iddiayı kanıtlayabilmiş midir? Niçin? Cevap: bence ortaya deliller koymuş, akademik kaynaklardan yararlanmış, insanların bilimsel bilgi kapsamında aydınlanmasına yardımcı olmaya çalışmıştır. 8. Bilimsel makalelerde tanımlayıcı, açıklayıcı, tartışmacı VB anlatım biçimlerinden yararlanılmaktadır. Siz de okuduğunuz metinde kullanılan anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını bulup bunları aşağıdaki şemalara yazınız. Cevap: örnekleme, özellikle baş ve başta bulunan organlar her zaman göz önünde, işlevsel olan ve her duyguyu ifade eden organlar olmaları nedeniyle deyimlere ve atasözlerine sıkça konu olmuşlardır. Açıklama, çünkü dil malzemesi üretirken insan için en yakın ve en önemli unsur yine insandır. Anlatım biçimleri, açıklama düşünceyi geliştirme yolları, örnek gösterme, tanık gösterme, alıntı yapma, sayısal verilerden yararlanma. 9. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlede geçen noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını boş bırakılan yerlere yazınız. Cevap: parantez, ayraç ya da parantez, bir noktalama işareti. Yay, köşeli ve süslü parantez olmak üzere başlıca 3 çeşidi vardır. Bunun haricinde yatık ve şeklinde parantezlere de rastlanır. Türkçede parantez sözcüğüyle çoğunlukla yay parantez kastedilir. Nokta, kalemin defterde veya farklı alanda bıraktığı ize nokta denir. Noktanın kullanım alanları, birinci cümlenin sonuna konur, virgül, virgül, bir noktalama işaretidir.
Kullanım yerleri eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarının arasında kullanılır. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 289 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.